Ben Şeyda Yaman, Düzce Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda TBA Akademi'nin koordinatörlüğünü yapmaktayım. Teknofest 2021 yılında eğitim teknolojileri kategorisinde DüSTEM CodeLab takımı ile öğrenciler için kolay yoldan kodlamayı sağlayan eğitim materyali geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz eğitim materyali en iyi eğitim materyali seçilerek birinci oldu. Teknofest'ten sonra çalışmalarımızı ara vermedik, daha fazla çalışmaya devam ettik. Ürünümüz birinci olduktan sonra kurumların dikkatini çekmeye başladı. Böylelikle biz de birçok kurumla görüşme fırsatı yakalamış olduk. Şu anda da birçok ortaokul ve lise seviyesinde ürünlerimiz kullanılmakta. Teknofest sonrasında TÜBİTAK'ın 1512 numaralı teknogirişim çağrısı olan BİG desteğini aldım. Bu desteği almamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi Teknofest yarışması boyunca rapor hazırlama ve proje oluşturma aşamalarını bizzat şahit olmak ve tecrübe edinmemle alakalıydı. Ardından almış olduğum destekle beraber firmamı Düzce Teknopark'ta kurdum. TBA Akademi 10.000'i aşan içerikle anaokulundan liseye K12 eğitim seviyesinde değer üreten nesiller yetiştirmeye hedefleyen teknoloji tabanlı eğitim platformudur. Aktif olarak 12.000'in üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. Yıllık yaklaşık 2.3 milyon ciro elde etmektedir. Ayrıca Teknofest 2022 için yine aynı heyecanı yaşamak için projeler yapmaya devam ediyoruz. Fırsat buldukça da Teknofest'e katılmaları için takımlara veya kurumlara gönüllü eğitimler vermekteyiz. Kodlama eğitim setlerini aslında biraz daha geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Sadece bilgisayar üzerinde çalışan setler değil de aynı zamanda dijital tarım eğitim seti üzerinde çalışmaktayız. Öğrenciler artık günümüzde sürekli teknolojiyle birlikteler ama bunu bilgisayar üzerinde yapıyorlar. Biz istiyoruz ki artık toprak üzerinde de çalışarak bir ürün ortaya çıkarmayı görsünler. Bundan dolayı farklı ürünler üzerinde de çalışmalarımız devam etmekte. Geliştirmiş olduğumuz eğitim setleri ve ürünler ile yurt içi ve yurt dışı pazarda milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak söz sahibi olmak istiyoruz. Kodlama eğitim setleri üzerinde çalışarak, az önce de bahsetmiştim, dijital tarım eğitim seti üzerinde, yine farklı alanlarda da sağlık sektöründe veya endüstri meslekler olsun, ilkokul olsun, bu seviyelerde de öğrencilerin kolaylıkla kullanabileceği setler geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Teknofest ortamı muazzam bir ortam. Türkiye'de milli teknolojinin gelişmesi için olmazsa olmaz bir noktaymış aslında, bir eksiklikmiş. Bunu öyle güzel kapattı ki orada olmak, bu atmosferi tatmak, normalde ulaşamayacağınız kişilere ulaşmak, bir yanda onlara dertlerinizi anlatmak, projelerinizi anlatmak, bunların dinlendiğini görmek ve ardından da size geri dönüş sağlandığını da bilmek gerçekten çok önemli ve çok değerli. Önemli olan Teknofest yarışmasında birinci olmak değil, çünkü önemli olan o süreç boyunca tüm yapmış olduğunuz işleri görmek. Teknofest yarışması sayesinde mücadele ruhunuz, ilhamınız ve hedefleriniz artmaktadır. O atmosferi tadarak tüm bunları gerçek anlamda yaşamaktır. Teknofest'e katılmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki öğrencilerimizin o ortama gidip o atmosferi tatmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda orada işbirlikleri yaparak staj imkanları, iş imkanları da bulabiliyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir fırsat günümüzde. Bunu değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Böyle bir atmosferi, böyle bir ortamı oluşturduğu için öncelikle T3 Vakfı, Teknofest'e çok teşekkür ederiz. O ortam içerisinde ilgisiyle hiç yorulmadan her gün standları gezen, ilgilenen Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Teknofest'e katılmamız için bize teşvik veren ve süreç boyunca bize her zaman destek olan rektörümüze çok teşekkür ederim.